selamlar. Ben Erbil. Bir şeyler yapalım kanalına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi güzel bir tekne yapacağız. Sürat teknesi jetle çalışıyor bu. Tabii ben bunu yaptım. Bitirdim. Denemelerde birkaç problem yaşadım. Nedir denemelerde birkaç problem yaşamam? Ben fırçalı motor kullandım bunun içerisinde. Tabii fırçalı motorun jette suyu ittirme gücü çok yüksek olduğu için gücü sağlayamadı. Bundan dolayı ESC'ler yandı. İki kere ESC'm yandı. Ondan sonra Çin'den bir sipariş verdim. Verdiğim sipariş brushless, yani fırçasız motor siparişi verdim. Yakında gelecek. O zaman da bunun yüzer şeklini size paylaşacağım. Ama şimdi bu nasıl yapılıyor? Ne şekilde yapılmış? Boyası nasıl? İşte yapıştırması nasıl? Bunun şu haline gelişini bir izleyelim. Ondan sonra Çin'den motorlar gelince de yüzer halini sizlere göstereceğim. Gerçekten yüzer halini göstermek istiyordum. Kendi denemelerimle bir şeyler yapayım dedim. Lakin bu motorlar işe yaramıyormuş. Yani aslında normal RC arabalarda, yani araba yaptığında bu motorlar yarıyor. Çünkü sadece tekerleklerin sürtünmesi var. Ama burada milin üzerinde, yani şaftın üzerinde suyu bir yerden vakum işi yapıyor. Yani bir taraftan alttan alıyor. Yani şöyle alttan alıyor. Buradan veriyor. Bu şekilde gidiyor bu. Tabii bu yoğun bir su gücü gerekli. Yani o suyu atabilmesi için yoğun bir güç gerekli. Tabii bu gücü de yeterli şey yapamıyor. Sıkışıyor. ESC devamlı elektrik veriyor. ESC bundan dolayı şişti, patladı. İki kere patladı. Üçüncü denemeyi göze alamadım. Deneyecektim ama elimde ESC kalmadı. İki tane almıştım. Şimdi brushless, yani fırçasız motor aldım. Fırçasız motorda bakalım onunla ne olacak. Hadi şu videoyu izleyelim. Hemen malzemelerle başlıyoruz. Bot ana malzemeleri. Bunlar botun tabanı. Botun üst kapakları. Jet takımı. Pervanesi. Motor tutucu. Kumanda alıcı ve vericileri. Pil. 3500 amper. 11 volt. Bu motor ESC'si ile beraber bir servo, bir epoksi boya, bir normal boya, mavi yapacağım gövdeyi komple, şaft, zımpara, bant, işkence, suya gireceği için epoksi yapıştırıcı ile yapıştıracağım. Hadi ilk baş gövdeyle başlayalım. İlk kat boyasını attım. Ondan sonra ilk kat boyasından sonra şu şekilde gördüğünüz gibi bir zımparaladım bu boyayı. Bunun üzerine tekrardan su zımparası geçeceğim ve ondan sonra ince boyaları atacağım. Boyaları burada atamıyorum odanın içerisinde. Bundan dolayı hani koku yapıyor, şu yapıyor, bu yapıyor. Onun için gösteremiyorum ama normal bir şekilde boya atıyorum. Evet, bunun içine de görmüş olduğunuz gibi bir boya attım. Bu sızdırmazlığı sağlasın diye. Yani ne kadar yapıştırdık, epoksi ile yapıştırdık falan. Ama yine sızdırmazlık olabiliyor. Bundan dolayı içini epoksi boyayla sadece
İçine gezdiriverdim. Şu şekilde içine bir epoksi boya kapladık. Bir katman attık. Bu da ne oldu? Sızdırmazlığı sağladı. Evet. Bundan sonra şimdi ne yapacağız? Hemen bunu da tekrardan zımparalayacağım. Su zımparalayacağım. Ondan sonra istediğim renge boyayacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi elektroniğine bir bakalım. RC Bot'un. İlk olarak bir uzaktan kumanda. Uzaktan kumanda böyle büyük uzaktan kumanda olmak zorunda değil. İki kanal bot için yeterli. Ama elinizde hani böyle büyük varsa olabilir. Ama yeni alacaksanız şöyle ki fiyat performans konusunda gerçekten çok güzel bir marka. FlySky bunun gibi herhangi bir kumandayı aldık. Şimdi kumanda ile beraber hem alıcı hem verici geliyor. Şu geliyor, içinde bu çıkıyor. Bir de şu alet çıkıyor. Şimdi ilk olarak biz kumandayı buna tanıtacağız. Yani birbirlerini tanıyacaklar. Alıcıyla verici. Onu nasıl tanıtacağız? Ondan önce şöyle yapayım. Başka elektronik neler gerekli? Sadece bu alet için. Birincisi kumanda. Lyon pil. Bu 3600-3500 amper. 11.4 volt mu? 11.11 volt veriyor. Bu 3S'li. Yani 3 bloklu pil. Bir tane servo motor. Dümen için servo motor kullanıyoruz. Bir tane motor. Bazı arkadaşlar fırçalı da kullanıyor, fırçasız da kullanıyor. Ama biz bunu kullanacağız. Tabii bunun içinde bir ESC yani sürücüsü. Bir kumandayı buna tanıtalım. Nasıl tanıtıyoruz arkadaşlar? Şöyle anlatayım. Şu elimize vermiş olduğu bu alet var ya, şu küçük bir şey. Bunu en üste yani şöyle üst kamerada en üstteki yere takıyoruz. Bu nedir? Sinyalle şoseyi birbirine kısa devre yapıyor. Kısa devre yapıyor. Bunu taktık. Ondan sonra elektrik vermemiz lazım buna. Elektriği normalde artı ve eksiden verebilirsiniz. Yani şuraya bakarsanız burada bu eksi, ortadaki artı, en sondaki de sinyal. Buradan verebilirsiniz 5 volt vererek. Ama şu an benim elimde böyle bir imkan olmadığı için ben ESC ile vereceğim. ESC ile vermek için ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? İlk olarak şu ESC'de çıkan üçlü DuPont'u buraya takacağız. Bunlar da siyah koyu olanlar her zaman için şöyle bakın dışarıya bakacak. Yani negatife bakacak. Herhangi bir yere takabilirsiniz. Herhangi bir kanala takabilirsiniz. Fark etmez. Ben şimdilik birinci kanala taktım. Çünkü biz şu an sadece motorları yapmayacağız. Sadece bunu kumandaya tanıtacağız. Elektriğe taktım. Şöyle açtığım zaman bakın şurada ışığı yandı. Evet. Ve buna şu an elektrik geliyor. Ve ne yapacağız? Kumandanın şu küçük siyah düğmesine basarak kumandayı açacağız. Bakın okey dedi. Şu an birbirlerini tanıdılar. Evet. Şimdi kumandayı kapatıyorum. Ve ESC'yi kapatıyorum. Kısa devreyle bununla işimiz bitti. Artık işimiz bitti. Şimdi bu ESC'de 3. kanala takayım. Motoru da bağlayayım. İlk baş kumandamızı açtık. Ondan sonra ESC'mizi açtık. İkisinden de ses geldi. Biz bağlandık diye. Şimdi bu üçüncü kanalda. Üçüncü kanalda şu. Evet. Şimdi birinci kanalımıza da bunu takacağız. Yine aynı koyu renk kahverengi dışarıda olacak. Evet. Şimdi bakın birinci kanal ve üçüncü kanal. Şimdi şu şekilde yapabilirsiniz. Bunu kapatalım. Deminki gibi ikinci kanala takalım.
Burayı da kullanabilirsiniz. Şu şekilde olur. Hız bu olur. Sağ solda bu olabilir. Şimdi bazı arkadaşlar sorabilirler. Bunun hani kanallarını nasıl değiştiriyoruz falan filan. Bu videoda bu çok uzun olur. Bundan dolayı da aşağıya bir link koyarım. Robot Lezzetleri diye bir kanalda müthiş bir açıklaması var. Oraya bakarsınız. Oradan daha geniş açıklamasıyla öğrenirsiniz. Basit sistem bu. Hemen bunları montajını yapacağız. Evet, gövdeyi hazırladık, boyadık. Daha sonradan rötuşlar yaparız tabii ki. Boyayı bitirdikten sonra elektronik kısmını da gördük. Elektronikten sonra da şimdi şunu, şaftı şuradan içeriye şöyle bir ittiriyoruz. Evet. Şimdilik boşta bir dursun. Ondan sonra motor bloğunu ayrı bir parçaya bağladım. Bunun nedeni de hani bazen olur şase, yani aldığımız şase demeyelim de şanzıman küçük kalır, şu olur bu olur. Onun için bunu rahatlıkla oynatabileyim diye yaptım böyle. Sonradan en son baktım nerede tam düzgün alttan yapıştıracağım. O şekilde sabit kalacak. Motoru buraya bağladım ve motorun üstüne de bir tane de soğutma bloğu koydum. Ne kadar işe yarar bilmiyorum. Daha ilk denemem bu. Bakalım nasıl olacak. Eğer hani çoğu videoda görüyorum, bunları suyla soğutuyorlar. Eğer olmadı o şekilde yapacağız. Ben şimdilik şöyle bir blok aldım. Deneyeceğim. Evet. Şimdi şöyle bunu taktık. Şimdi yerini anlamak için hemen pervanesini takalım. Gördüğünüz gibi gelmiş. Pervaneyi takıyoruz. Pervaneyi taktık. Hemen pervanenin. Conta somun, yani kolay kolay sökülmeyecek tipte. Şuna da yine aşağıda gösteririm. Bir tane gördüğünüz gibi ufak bir bilye bağladım. Bilye nedeninde daha rahat, daha çabuk. Yani merkez kaçtan bozulmasın, arızalanmasın diye. Şimdilik ben denemek için yapıyorum. Sonradan şunu da monte edeceğiz buraya. Şimdi motor. Evet. Hafiften bir güç verelim. Şimdi bence oldu. Eğer motor ters yöne dönüyorsa sadece kablolarını değiştirmeniz yeterli. Evet. Bayağı gördük. Şasesi nasıl bağlıyor? Tabii bunu yapıştıracağız sonradan. Bu böyle hareketli olmayacak. Daha sabit olacak. Daha stabil olacak. Ondan sonra şeyi de yapıştıracağım. Aksın o üzerindeki sarı pirinç boruyu da yapıştıracağım. Buraları da biraz düzelteceğim. Kafasını takacağım. Bakalım ondan sonra suda bir deneyeceğim. Nasıl? yeterince güçlü su atıyor mu? Tabii her şey bittikten sonra da denizde veya havuzda artık nereyi bulursam orada deneyeceğim. Arkadaşlar, video bu kadardı. Görmüş olduğunuz gibi şekil şemal benim çok hoşuma gidiyor. Şöyle göstereyim. Şekli falan çok güzel. Şık. Yazın havuzlarda, denizlerde, ne bileyim göllerde, akarsularda oynanabilecek bir oyuncak. Artık oyuncağa da geçmiş bu. Keyifli bir şey.
İnşallah daha sonra bunun motoru geldiğinde tekrardan yüzmesini, yani deniz üzerinde ne kadar hızlı gidiyor, ne şekilde gidiyor, onları göstereceğim. Aldığım motor, fırçasız motor aldım. Soğutmalı, su soğutmalı fırçasız bir motor aldım. Tabii bunun üzerine ufak dizayn değişikliği yapacağım. Yani motoru, yani bu su giderken bir taraftan şu alttan kesitli bir şekilde delik deleyeceğim. Oraya boru koyacağım ve arkasına da delik deleyeceğim. O su girecek, dönecek, soğutacak ve dışarıya çıkacak. Öyle bir sistemle bağlayacağız bunu. Ama maalesef size yüzmesini şu an için gösteremiyorum. Bundan dolayı sizden özür diliyorum. Aslında videoyu bekleteyim daha sonra göstereyim dedim ama çoğu arkadaş hani ver yüzerken sonradan görelim dediler. Onun için bu videoyu yayınlıyorum. Çok çok teşekkür ederim. Hatam olduysa affola. Eğer hatalarım veya videoda beğenmediğiniz yerler varsa, düşünceleriniz varsa, farklı düşünceleriniz varsa, abi şunu yap, bak güzeldir, biz deneyemedik, sen dene gibi olaylar varsa aşağıda yorumlara yazın. Lütfen abone olmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Hadi hep beraber bir şeyler yapalım. Hadi hep beraber bir şeyler yapalım.